Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şu anda Çin'den devam ediyoruz. Şurada güzel bir item var. Alabildim mi? Alabildim. Güzel. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Size çarşamba gelen güncelleme bana nihayet geldi. Ama 6 gün gecikmeli geldi. Ben de hazır bir video çekme isteksizliğim varken bu yamayla beraber tekrardan bu istek geldi. Çünkü diğer türlü Türkiye'de girmek zorundayım. 400 pingle oynamak zorundayım. Girmesi çıkması, VPN'in bozulması şudur budur çok fazla sıkıntı oluyordu. O yüzden bu beni gayet bir motive edici bir şey oldu. Dün yorumlardan bir tanesi bir arkadaş Elementalist istemiş. Hani yapar mısın falan diye. Elementalist benim çok fazla kastığım bir şey değil. Çünkü çok fazla şansa dayalı. Hani 4 seviye bir adam bekliyorsunuz ve hani tek seçenek o hani. Brand. Onu bulamadınız mı yapabileceğiniz bir şey yok. Hani ondan sonra bir de Anivia falan var ama onu da bulmak tabii ki zor. O yüzden ben Elementalist kasacağım diye başlarsanız çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat tabii ne yapabilirsiniz? Şunu şöyle bir koyalım da. Şu kenarda dursun. Oraya ulaşana kadar size küçük küçük kombolar lazım. Sizin canınızı çok fazla düşük seviyede tutmayacak kombolar lazım. Ben size bunu göstermeye çalışacağım. Bir düşündüm hani nasıl gidilebilir falan diye oraya. Aklımdakileri ufak ufak uygulamaya çalışacağım. 3 tane şu anda 1 seviye şövalyemiz var. Onlardan 2 tanesini bulmaya gayret göstereceğim. Bunların en önemlileri tabii ki Garen ve özellikle Mordekaiser. Morde ileride işimize yarayacak. Çünkü buzul da hafiften kasacağız. Takımımızda 2 tane buzul olma ihtimali olacak. Şöyle ihtimal olacak diyorum. Anivia ve şey gelirsek, Brand'i bulamadan mesela özellikle Anivia ve diğer elementalistleri bulabilirsek işte 2 tane direkt şey olacak. Buzulumuz olacak. Bunun yanına eş almak çok önemli olacak. Tamam, buradan güzel. Bir başlangıç için şöyle yapalım. Çok fazla canımızı da aşağı seviyelerde tutmayalım. Sen bir git kanki. Hatta item'ını da versen mi sen bize ha? Ne diyorsun? Varus'u da alalım. Bu böyle dursun bakalım. İşte hani o yüzden eşi de alacağımız için yanına bir tane soylu lazım. Varus bir bakıma güzel olabilir. Eğer elinizde brand varsa şu neydi bu? İblis bonusundan dolayı güzel olabilir ama Mordi'yi tutmamın sebebi tamamıyla eş ve Mordi'ye yardım etsin. Hayalet bonusu ve kolcuyu versin diye. Kindred çok önemli. Kindred ultisiyle de yön değiştirebilen, takımın oyunun yönünü değiştirebilen bir şampiyon. O yüzden tabii ki hayalet bonusu güzel bir adama gittiğinde de efsane işler yapabiliyor. O yüzden gayet güzel bir tane bulduk erkenden. Seviye atlasak mı? Seviye atlayabiliriz tabii ki. Ama ben dayak yemek de istiyorum ya. Ben aynen bir ölmek istiyorum burada. Çünkü çok yüksekte kalırsak güzel itemler bulamayabiliriz. Mesela ben eşe bu itemle beraber Guinso vermek istiyorum. Şu ikisi mesela çok güzel olacak. Hatta onu direkt biz bu adama verelim. Biraz iş yapsın ya. Sonra satarız nasıl olsa. Sen al kanka bunu. Şimdi birleştirelim. Ben eşe 2 tane item olacak şimdi. Bu item'ı verebilirim, vermeyebilirim. Şu an tamamen burayı kazandık belli ki. En üstte ilk 3'te falan olmadığınız müddetçe, özellikle ilk 4'te olmadığınız müddetçe güzel bir tane item bulabilme şansınız var. Ama şu anda ben bu item'ı koyarsam belki kazanma şansım daha fazla olacak. O yüzden bayağı tereddütlüyüm ne yapmam konusunda. Altın kasmak istiyorum. 4, 6, 8, 9, 10. Hepsini satsak. Şey kaybeder miyiz? Kaybetmeyiz. Buradan istediğimiz bir adam var mı? Yok. Bir altın bir altındır. Versem mi vermesem mi? Kazanmak istiyorum. Ama hadi verdik ya. Bakalım şansımız artık ne gelirse. Ne gelirse onu alacağız. Zaten bu adamı normalde de yenebilme şansım var mı? Soylu bonusu biraz sıkıntı yaratacakmış ama. Tamam. Item bunda çok güzel olmuyor ama en azından bir artı puan oldu. Çünkü %50 verdiği için 50 manaya çok fazla bir şey vermiyor. Biz burayı kazandık. Bir altın daha aldık. Milletin canını en azından fazla fazla indirebilme şansımız var. Burada 2 kişiyle 4-5 hasar vermişizdir herhalde şu adama. Ama onun alacağı item bizimkine göre çok çok daha iyi olur. Buradan nişancıya şudur budur beklemek çok 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 büyük saçmalık olur.
Bir seviye atladık buradan. Gayet güzel bir haber. Onun dışında buradan yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Dördüncü adam. Silahşör var mı? Yok. O da var mı? O da yok. Bu da yok. Şu da yok. Belki bir ihtimal birine şöyle yapalım ya. Neyse. Karşı 4 tane adam var. 3 tane şövalye. Hiç imkanı yok bu adam bizi yenmesine. Öbürü de zaten 2 seviye bir tane iblisi var ama Elis çok 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 zayıf bir şampiyon bu oyunda. O da burada ölecek. Ona isterse 7 kişi olsun. Özellikle takımımızda Tristana gibi bir adam varken daha da sıkıntı yani, hani bize karşı kazanmasın. Bu şekilde yenilgi görmeden bu tarafa geldik. Eğer böyle durumlarınız varsa arkadaşlar, seriyi arttırmanızı tavsiye ederim. Ben bunun için çok özel bir çaba harcamayacağım. Çünkü ben can kaybetsem de işime geliyor. Seriyi bağlasam da işime geliyor. En önemlisi bir kazanıp bir kaybetmemek. Bakalım bize ne kalacak. Muhtemelen ya Rek'Sai kalacak ya Shen kalacak gibime geliyor. Ama onun dışında hangisi kalırsa kalsın gayet iyi olacak. Birisi böyle Rek'Sai kasıyor olsa da Shen kasıyor olsa da alsa ne güzel olur ya. İyi, Shen gitti. Bir Rek'Sai kaldı şu anda bizim istemediğimiz. Oo, bir de elementalistlerden ikincisi. İyi, harika. Gayet güzel. Şu an çok memnunum. İstediğim adamı alabildim ve istediğim item'la alabildim. Buna ne kastak buraya ya? Muhtemelen şey çok mantıklı olur. Bir tane kemer bulabilirsek bu adama. Güzel item. 18. Dın. Şu biraz bize yardımcı olur. 16, 19 oldu burası. İstediğimiz bir şey yok buradan. Belki bir ihtimal, eğer bunu kazanırsak bir ihtimal bir seviye atlayabilirim. Normalde bir önceki turn'de atlasam, belki bu turn'e başlamadan atsam çok daha mantıklı olabilirdi ama. Güzel, çok güzel. Bizim adam iyi hasar vurdu. Bunu da alabilirsem tamam, 3v1 de alırız herhalde rahat rahat ya. Aynen, helal. İyi, güzel. Seviye atlayacağım. Bu seriyi bozmak istemiyorum. Item'larda bulabildiğimiz kadar bulduk. Tabii ki aşağı seviyelerde olsak da iyidir ama 23 cana bu kadar paraya bence gayet iyi bir durumdayız. Şimdi senle değiştireceğiz bunu. Senle de şunu değiştireceğiz. Sen burada biraz bekle. Bir tane buradan bunu aldık. Yordle'ımız yok. Buradan etki yapabilecek bir şey var mı? Silahşör de gerek yok. Tanklamak için bu güzel olabilir. Olur herhalde ya. Çok da kaybetmeyiz diye tahmin ediyorum ama 19. Eğer oldu da şey yaparsak Fiora'yı satacağız. Fiora'yı niye tutuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Bir tane Yordle bulabilirsem belki direkt bir seviye daha atlayabilirim buradan. 6. seviyeden sonra artık diğer adamları bulmak da kolaylaşacak. Birazcık daha kolay olacak en azından. Bu adam dönecek. Bu dönme sıkıntı. Keser mi? Bu ultiyi nerede attığına bağlı. Şu anda Braum'a atarsa ultisini ben memnun olurum. Aynen, tamam. Bizimki bir ulti daha patlatacak eğer şey olmasa. Güzel. Okey. Harika. İşte yapmanız gereken bu arkadaşlar. Direkt Elementalist gitmek için hani güzel küçük küçük kombolar bulmanız lazım. Mesela ben burada candan çok iyi tasarruf sağlıyorum. Altından güzel tasarruf sağlıyorum. Burada almak istediğim bir şey yok. Tam para basacaktım, şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bu turn'in gelmesi iyi oldu benim için. Hem 30 altını biraz daha yukarı çıkaracağız, hem de 6'ya 18 olacak. 12 altını harcayıp bir seviye daha atlayacağız. Onun yerine kimi koyarız? Aslında burada bir çılgınlık yapsak da az para alsak ama şu Yordle'ı alsak gayet güzel olabilir ya. Hem de şövalye bonusu var. Belki 4'e falan çıkartabiliriz bunu. Braum'u dışarı atıp 4 şövalye yapıp 3 tane de Yordle olmuş olur bu durumda. Gayet mantıklı olur yani. Item ver. Lütfen para verme. Çok güzel.
Çok iyi. Bir tane daha verir mi acaba? Şu an büyücü zımbırtısı veya kemer lazım bana. İyi, büyücü şeyini verdi en azından. Direkt sana verelim biz. Sen burada takıl. Şunları satacağız birazdan. Harika. Tamam, seni bir buraya koyduk. Seni de bir buraya koyduk. 4 oldu böyle. Yakınlara falan mı koysak diye düşündüm ama. İleride satacağım adamlardan kimler var? Bunu satacağım, bu ikisini satacağım. En erken seni satarım herhalde. Verelim item onda dursun, zaten birazdan satacağız. Bu turn'de kolay kolay kaybetme ihtimalim yok. Karşıda 4 kişi var, beni yenmesi kırmızı buff'la birazcık muhtemel ama bizim de hasarımız, yani kolay kolay hasar vuramıyor. Sadece %50 hasar var bu adamın. Ama rahat rahat kestik. Güzel de bir hasar vurabilirsek. Aynen. Kaçtan kaça düştüm bilmiyorum ama dibi boyladı. 63 cana geldi. Biz de 100 candayız. Harika gidiyoruz şu anda. Elementalist için hala güçlendirmemiz gereken şampiyonlar var ama buraları bir süre sonra bırakacağız. Mesela eş gelirse ben burayı direkt bozabilirim veya tutabilirim. Çünkü eş geldiği anda bir tane daha buzula ihtiyacımız olacak. Buradan ihtiyacım olan bir şey yok. Seviye atlasak koyacağım adam kim olur? Buzul olmaz. O da olmaz, bu da olmaz. Şu an koyabileceğim hiçbir adam öyle önemli bir adam değil. Kaybetsek de çok sorun değil ya. Ben aslında, benim amacım şu 3'ün 4'üne kadar 60-65 can civarı gelmekti. Şu anda 100 canımız var ve item konusunda sıkıntı yaşamadık. Bu oyun gayet iyi gidiyor. Bu adam bizi yener mi derseniz, yok sanmıyorum. Şu narın nasıl bir ulti atacağına da bağlı tabii durum ama. İyi, narı indirdik. Bizimki hızlı hızlı vurmaya devam ediyor. Neyse ki manaya çok fazla ihtiyacımız yok, aldık burayı. Biraz korkuttu bizi ama kaçıncı sıradaydı bu? Aşağı sıralardaymış zaten herhalde. Şuralarda bir yerdedir en kötü. Bir tane daha kaldı şeye gitmeye. Tamam, gayet güzel. 39. Varus bir tane daha. 39 sat oldu da şey yaparsak 40. Elbet bir yerlerde duracağız şu anda çünkü insanlar güçleniyor. Biz o ana komboya henüz gelemedik. Ama o geleceğimiz günlerde gelecek. Ama eksiklerimiz ne? Şu anda bizim ana elemanlarımızdan 3 tane elementalisten daha 2 yapamadık. 2 yapamadık. Diğerini bulamadık. Hatta Anivia'yı da bulamadık. Buralara tank niteliğinde olacak bir tane Sejuani, onu bulamadık. Asıl tankımız, ay burayı yanlış koyduk ya, biraz uzak koysak daha iyiydi. Neyse, en azından asıl kerimizde item hala var. Asıl önemli adamlarımızdan bir tanesi de Ash. Ash de bulamadık. Şu adamı keser misiniz? Şu an bayağı güçlüyüz. Şövalyeleri 2'ye indirebiliriz eğer güzel bir adam bulabilirsem ama sanıyorum 50 altından devam edeceğiz. İstediğimiz item ne? Bana kalacak bir şey yok ama eğer oldu da alabilirsem... Oldu da alabilirsem şu güzel olur. Bir tanem var bundan. Bir tane var. Onun dışında bu güzel olabilir. Rengar kalmaz umuyorum. Zaten Rengar direkt gitti. Şu ikisi kalırsa da bir şeyler yapabiliriz ama. Önceliğim hız item'ı. Önceliğim brand var. Brand. Şu 3-3 süper şu anda. Önceliğim kesinlikle brand, eğer brand kalırsa. 5 saniye var. Adam brand'i aldı, yetişemedik maalesef ama en azından bu dayı. 2 tane çok önemli adam vardı benim için. Adam buydu, item buydu. Şimdi item'ı da birleştirme şansımız olacak. Aynen, güzel iş yapacağını düşünüyorum bizim Gecko'nun. Biraz seviye basalım.
8. seviyeye ulaşmanız lazım arkadaşlar. Sanıyorum 7 kişi de yetiyor ama yok, 8 kişi yetiyor bizim takıma. 8 kişiye ulaşın, ondan sonra bütün parayı harcayın. Buradan 1-2 galibiyet daha alırsak bana çok fazla yardım edecek. Özellikle bu turn'ı kazanırsak bir dahaki zaten kurtlar. Oradan da güzel para alacağız. Belki item falan da bulma ihtimalimiz var. Bu adam bizi kesememişti biraz önce. Yine karşımıza geldi. Yine bir hezimet yaşayacaktır. Ben eskisinden daha güçlüyüm şu anda. Şu adam ultisini nasıl atacak? O biraz... Tamam, gayet güzel, gayet güzel. Donmadan önce ultisini atabilmesi harika oldu. Güzel de hasar verdi oradan. Daha sonradan bu item ben Anivia'ya falan vermek istiyorum ama oralara ulaşabilir miyiz? Kindred geldi, bu geldi. Hmm, birinciyi bulduk. Şimdi itemları da boşa düşürmek istemiyorum ama... Seni şöyle değiştirebiliriz. Şunu alalım. 4 oldu burası. Yordle düştü oyundan. Bu turda bir kalsın ya. Güçlü mü bu adam? Bizim şeyi çekecek. Küçük ufaklığı çekecek. Ufaklık ölmez herhalde orada. Kime vuracağına, kime vuracağı çok önemli. Oo, herkes bizim Carrie'ye yardır. Bu sefer ölebiliriz arkadaşlar. Jinx bayağı sıkıntı olacak birazdan. Adamlar öldü diye ama. Üzerindeki itemlar neyse ki çok 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 efsane değil. Bizim eleman iyi yaşadı ya. Helal olsun. Şimdi bir seviye atlayacağız. Bu seviye önemli olabilir. En azından birini böyle değiştiririz. Direkt buradan artık Yordle'a da ne yapalım yani. Yordle'da güle güle olsun. Seni bir koyacağız bir tarafa ama. Önce seni bir koyalım. Sen buradan şey al. Hatta eş gelene kadar ben seni de koyacağım. Birazdan bu turn son turn arkadaşlar. Ondan sonra bizim Yordle'ı bir tanesini satacağız. Yerine kimi koyacağız? Yerine bunu koyacağız. Item'ları ona vereceğim. Ondan sonra eş geldiği durumda da eşe vereceğim item'ları. Şimdilik fena olmayacak. Yordle bonusu bozulduğu için de bunu dışarı atabileceğiz. Gayet fena olmayacak ya. Çok fazla para, çok fazla item. Biraz kafa karışıyor tabii ki. Yani asıl kompozisyonunuzdan uzaksınız diye. İki item geldi. Bu ikisi ne yapıyor? Çok da güzel şeyler yapmıyormuş. Buradan ihtiyacımız olan bir şey var mı? Yok. Hemen bir şeyleri yapalım. Seni bir sattık. Seni koyduk buraya. Sana ihtiyacımız var. Sana da ihtiyacımız var. 3 oldu burası aslında. Bir tane daha buzul koyabiliriz. 4 yapmak için... Yok, 4 olmuyor böyle. 3'te kaldı değil mi? Ama olsun ya, çok da sorun değil. Bakalım bizim adam ne kadar yalan edebilecek. Sana görüşürüz dedik. Sana görüşürüz dedik. Sana görüşürüz dedik. İlk yenilgimize yakın mıyız? İyi, buradan kimse ölmeyecek en azından şu anda. Ultiler tekrar dönecek. Ayda, adam da tam ultisini attığı yere bak. Öleceğiz herhalde burada ilk defa. Kesebilir miyiz bunu? Bir ulti atabilecek mi? Ah be. Adam iki elli hızla vuruyor. Adam iki elli hızla vuruyor. Burada yapacak şey yok. Seri bozuldu. Çok uzun süre galibiyetle gelmiştik. Yani elden geleni yaptık orada. Gayet de şu anda memnunum ben. 3 bir tane şu 3 olacak. 4'e çıkaracağız sonra. Hatta şunu şöyle yapacağız. Şimdi eksiğimiz ne bizim? Bir tane adam eksiğimiz var. 4 buzulumuz var, gayet güzel. Bir tek elementalist eksiğimiz var ya şu anda. Şunu da verelim. Bir sonraki turn'da artık bütün paraları satmaya başlayacağız. Buradan istediğimiz şu da güzel olabilir de çok da toplu durmak istemiyorum. Karşıda hextekler mextekler var. Aşırı kolay bir oyun oldu ya. Ben bu kadar kolay olacağını beklemiyorum. Normalde hextek gitmediğim için hani tam olarak kompozisyonu aklımda tutturmuştum.
Fakat oyuna bu kadar güzel yansıtabileceğimizi düşünmemiştim. Bu rotasyonlar sizi yukarı seviyelere çıkarmak için gerçekten çok önemli. Yani aklınızda bir şey bulursunuz. Mesela Brand mesela. On tam olarak olmaz o şey ama. Buradan bize işimize yarayabilecek bir şey var mı? Yok değil mi? Neyse en azından iki seviye bir adam ya, takılsın orada. Atıyorum Draven diyelim ki, ya da Jinx diyelim, yeni gelen adamlardan. Gerçi 6 gün oldu ama olsun. Jinx bulacağım diye tutturursanız, ben şu kompozisyona gideceğim diye tutturursanız oyun size değişik şeyler getirebilir ama aklınızdaki kompozisyonu tutturduğunuzda en azından oraya gidebilecek daha bir safe, güvenli bir yol bulabilirseniz bu size çok fazla katkı sağlayacaktır. O güzel olmadı ama olsun. Vallahi elementalist kompozisyonu dedik arkadaşlar. Daha henüz elementaliste gelemedik. Ne kalır bize? Brand var mı? Anivia var. Anivia kalırsa gayet hoş olur. Ama Anivia kalır mı tabii? Anivia kalmasa bile ne alsam ben ya? Gözyaşı güzel olabilir. Gözyaşı var mı? Gözyaşı var. Anivia var ama hala. Anivia gitti. Gözyaşı. Gözyaşı da gitti. Gözyaşı var şurada bir tane. İyi. Son adam benmişim zaten herhalde. Gözyaşını neden istedim? Çünkü Anivia bir yere bulursak sanıyorum mana şeyi onun çok düşük. Çılgınlık yapıp 9. seviyeye gitsek mi? Ne diyorsunuz? Eşi 3 seviye yapar mıyız ya? Çok fazla param var ama. Ben bir 9'a gideceğim ya. Hadi bir çılgınlık yapıp 9'a gidelim. Normalde 8'de bırakırım ben çünkü 64 altın çok fazla. Buradaki itemları bir birleştirelim. Kimi satacağız buradan bir şey geldiğinde? 4 bu adam var. 5 tane buzul istemiyorum. O yüzden sanıyorum ben bu adamı satacağım. Aynen, o yüzden itemları ben bizim elemana verebilirim. 125 manası varmış. Sık sık ulti atsın falan diyerekten. Şu güzel, şu ikisi çok hoş item değil ya. Itemlar konusunda çok 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 düşünceliyim. Öyle baktığınızda güçlü de bir durumda değilim ama şu anda plat 4'teyim ve hani sırf kompozisyondan dolayı, deli gibi bonuslardan dolayı ayakta duruyoruz ve tabii ki eşin üzerindeki itemlar çok önemli. Sanıyorum şeyin yerini değiştireceğim ben. Cannon'ı biraz daha öne alacağım. Birileri şuna bir vuraydı, güzel olurdu. Oo, bu adam da bayağı güçlü. 3 itemli hem de. Wow. Güzel adamı dondurdu. Biz en azından diğerlerini kesme fırsatı bulacağız. Bu ultisini atana kadar, patlatana kadar. Dondursak, uzak tutabilsek kendimizden gayet güzel olurdu da. Patlayacak birazdan bu adam. Ölür mü, ölür mü, ölür mü, ölür mü, ölür mü? Aynen. O adam çok sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Yaklaşıyoruz. Birazdan 9 olacağız. Ondan sonra hiçbir anlamı kalmayacak artık para tutmanın. Anivia'nın manası kaçtı ya. Çok fazla olmasa gerek ama. Bir tane sihir şeyi lazım. Şu ikisini de yapabiliriz. Brand gelirse böyle de yapabilirim. Belki bir ihtimal Leona geldim bilmiyorum ama Leona gelmiş olsaydı diğer zaten 3 yalnız duruyor şey. İyi, güzel item.
Çok 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 yaklaştık son seviyeye. Sen 2 oldun en azından. Doğru bir hamle olur mu acaba ya buradan? Bu adam ulti attığında çok fazla etki eder mi? Büyücümüz yok şu anda oyunda. Bir deneyelim. Çok fazla hasar yesek de önemli değil gibi geldi bana. Haydi bakalım bir görelim. Kimin canı gitti? Leona'nın. Leona'ya birileri vurur mu lütfen? Leona ulti atmasın. 6 saniye, 7 saniye, 5 saniye milleti gıcık edecek orada. İyi. Kaç vurdu? 1100 vurmuş. Bizim adamdan fazla vurmuş. Bizim adamdan fazla dayanamadı tabi ama. Tamam güzel onu da aldık. Yasuo'yu da alırız muhtemelen. Bir dondurursam bu adamı ki dondurdun. Tamam bu da rahat oldu. Eğer seviye 3 yapabilirsek hani o yüzden tutmak istiyorum. Ben büyücü bonusundan dolayı değil. O adamın bir ulti attığında yakacağı yıkacağı ortalık çok daha sıkıntı yaratacaktır. Ama bu daha mantıklı gördüm de tabii o bonusu da bozmamak lazım. Ay ay. Sanıyorum istemiyorum ya ben şey. Bu son turn olacak. Ondan sonra satacağım Karthus'u. İki seviye yapsak bile bu kompozisyonda çok kırılgan olacak. Bana zaten hasarım var benim. Bana beni ön saflarda beni tutabilecek bir adam lazım. Ultisini nereye atacağı çok önemliydi. İyi en azından güzel ultilerini atabiliyor sürekli bu adam. Fena dayak yedik ve bu adam aynen bayağı vurdu. Bayağı vurdu. Neyse ki seviye atlamak üzereyiz artık. Ya bir turn ya iki turn. Var mı istediğimiz bir adam? Sen bir git kanka. Seni de koyalım biz yine buraya. Bir başlayalım artık. Anivia geldi. Tamam nihayet bulduk. Bulduk adamımızı. Cannon geldi. Brand geldi. Şimdi bir düşünmek lazım. Brand önemli mi? Brand kesinlikle önemli. Burada 5 tane buzulumuz var. Bir adama buzul verir miyiz? Buzul yapmak için ne lazım? İkisinden de yok bizde ya. Cannon'ı göndersek sanıyorum en güzel göndermemiz gereken adam bu adam. Şu an 4 zaten o kadar bize etkisi yok. Kitle kontrolü falan güzel ama kaç manası varmış? 100 manası varmış. Sanıyorum şey yapacağım ben 2 tane gözyaşı vereceğim bizim adama. Tamam nihayet istediğimiz yere geldik arkadaşlar. Biraz geç geldik. Artık bütün paramızı satalım. Oyunumuzu oynayalım biz. Buradan ne istiyoruz? Hemen bir daha itemlarıma bakacağım. Çok fazla item var. İki tane bundan var. Bir tane büyücü zamazingosu bulursak güzel olur. Miss Fortune üzerinde var o. Tamam onu da bulduk. Item vardı ama şu anda ben bizim zaten çok güzel güçlü bir şeyimiz var diye ön tarafa hani çok fazla item'a ihtiyaç yok. Arka taraf deli gibi vuracak. O bize yeter yani. Yeter ki ultilerini salsınlar. Şimdi Ashe'e ben bunu vereceğim mecburen. Bu item'dan ne yaparım ondan emin değilim. Şimdi bir brand'i buraya koyduk. Tamam değil mi? Bu asıl bizim gideceğimiz kompozisyon bu şu anda. Şimdi sana bunu vereceğiz. Sana bir daha bunu vereceğiz. Ulti atmaya devam et sen diye istiyorum. Çok da güzel olmadı böyle ama. Tamam. Sen al şunu. Sen bunu da al. Sen bunu al. Şu güzel olmaz sende. Bunu başka birine verebiliriz. 49 altın oldu burada. Şimdi eksik bir şeyimiz var mı bizim? Oh bu adam ne vurdu böyle? O adam deli destan vurdu. Bizim bir şeyler yapmamız lazım şu anda buraya. Harcayalım hadi bütün parayı bakalım. Kaç canı var o adamın? 22 canı var. Seni istiyor muyuz? Seni kesinlikle istemiyoruz ama kenarda tutacağım ben bu adamları.
Eşi 3 yapmak istiyorum. Kyle. Kyle istemiyoruz yani. Öyle laf olsun diye. Tamam, bunu da aldık. Şu an fazlalığımız bir tek şu var, değil mi? O yüzden şöyle yapalım. Normalde 8 kişinin yeteceğini söylemiştim. Keser miyiz biz bu adama bir ihtimal? Öldü. Vah. Bu adam da bayağı güçlüymüş. Bu kadar late'e gelince artık herkes inanılmaz güçlü. Herkesin çok güzel kompozisyonları var. Bizim fazlamız bu adamdı. Şimdi bunu bir göndereceğiz. Tanklara şey yapalım. Şurası güzel. Seni ön safa koymak da öyle deli gibi istemiyorum da. Sen öl ya. Bize şey lazım, item lazım. 10 can. Sana versem bunu ben. Sana mı versem? Buradan yapılabilecek güzel itemlar da var aslında da. Ben bunu Brand'e vereceğim galiba. Diğer item'ı da tanklardan birine verelim. En tank adamımız kim bizim? Sanıyorum en tank adamımız Braum. En zor ölecek adam Braum şu anda. Tamam, bir tane bunu atlattık. Kyle'a ihtiyacımız yok. Bir tane daha Sejuani bulabilsek. Çok fazla bundan geldi. Sen de bir 3 yapamadık, 2 yapamadık. Şimdilik durum gayet güzel. Güzel bir tanklığımız da var. İstediğimden çok daha güzel oldu. Ben 8. seviyeye doğru bakalım nasıl geliriz falan diye düşünüyordum. Şu anda 2 tane adam şeylendi, yalanlandı ama. Of, karşıdaki Yasuo da çok büyük sıkıntı. O Yasuo'yu son adam olarak kalması lazım, o Yasuo'nun. Kesiyoruz. Dona dona keseriz ya. Dondura dondura. Kaç canı var bu adamın? Göremiyorum şu anlık. O kadar büyümüş ki. Tamam, küçüldü biraz herhalde. Küçüldür en azından yakında. Ay ay. İyi. Sejuani güçlendirdik. Eşi 3 yapabilirsek çok daha iyi olur. Hasar çok fazla olacak. Asıl tankımız o zaten. Bizim eksik yanımız var mı? Yo, daha ne olsun ki? Daha gayet süper. Süper bir takımımız var. Buzulu 2'ye indirsek diyorum da. Sarah geldi yine. Zaten 2 kişi kalmışız. Bakalım. Ash çok daha iyi ya. Hani Ash'e şey olması, o şeyin gitmemesi çok daha iyi. Burada bir yalan olma durumu var gibi. Kesebileceğiz mi? Kestik. Miss Fortune güzel ultiledi orada. İyi. Canını da çok indirdik. Artık 18 can kaldı. Bu turn son turn bile olabilir. Dışarı atmayı düşünebileceğim biri var mı? Bir tek burada Leona var ama. Ama Leona o kadar etkili ki. Şu an verdiği bu kalkanlarla dolayısıyla yani bu adamın 40'sa 140 oluyor değil mi? Aynen, inanılmaz fazla oluyor yani. Ah be adamım. Herkesten geliyor da Ashe'le şundan gelmedi. Anivia'yı da bulma şansım yok sanıyorum ya. 3 yapar mıyız acaba bir ihtimal falan diye düşündüm. Yerleri değiştiriyor. Kime gideceği önemli bizim highlight bonusunun. V'ye gitti. V'ye birileri vursa ulti attırmadan kesebilirsek V'yi. Of, öleceğiz mi? Ölebiliriz bu sefer. Ölmeyebiliriz. Oy, bir ihtimal alabilirdik de olmadı. Olmadı, olmadı. Şimdi item lazım bize. Ne item'ı lazım? Bir kılıç vardı bizde. Kılıçla ne yapabiliriz? Ölümsüzlük falan yapabiliriz. Ya da burada direkt güzel item'lardan birine gidilir. Büyücü istiyor muyum ben? Büyücü istemiyorum. Şuna gidelim ya. Ashe'den bir tane daha geldi. Yani item direkt yalan olabilir ama hadi olmazsa.
verdik gitti ya. Hadi be arkadaş. En azından iki yaptık. Hadi hayalet. Bir güzel hayalet oyun gider. Hayalet kime gitti? Yine dandik antin kuntin bir adama gitti. Hadi güzel bir ulti, güzel bir ulti. Alabilme şansımız var hala. İki tane adamı kaldı ama biz deli gibi buzullayacağız şu anda. Kazanmış olma ihtimalimiz çok yüksek. Az hasar kaldı. 18'den 7 düştü. 11 vurduk. Bir eş daha bulabilir miyiz? Oo, son paramla eşi de 3 yaptım. Bundan sonra artık benim için hiçbir şey kalmadı. Bir tek Leona var artık benim yükseltebileceğim. Bir karşıya bakalım bu adam neler yapacak. Hayalet dandik adamlara gitmesine rağmen şu an buna gitse çekecek bizi. Çeker değil mi bu adam? Bizi çeker. Biz eşi çektirmek istemiyoruz. O yüzden... Eşi çekmez değil mi? Çekme la eşi. Bir bakacağım ya. 30 can vurmaz herhalde. Hepsi de deli gibi keserse beni şey olur ama of bayağı kötü yere gitti. Neyse en azından yüksek şeyi kesiyor. Oo güzel yere gitmiş bu sefer hayalet. O direkt tamam hayalet şeyini aldık zaten. Tamam bu sefer çok düş sanmıyorum ya. Kesebileceğini biz. Aynen bir şey de kalmadı zaten. İyi. O adam da item olsaydı belki çok daha şey yapardı ama. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Elementalist göstermiş oldum ama Elementalist neden gitmediğimi de bir bakıma görmüş olmuşsunuzdur. Elementalist değildi yani bizi kurtaran. Bozuldu bizi kurtaran. Zaten oyunun sonuna kadar Elementalist'le gelmedik. Sonunda geldik. Anivia'nın hasarı güzeldi belki. Belki Ken'in hasarı güzeldi. Elementalist düşünebilirsiniz ama bence şu anda bu meta ona çok fazla uygun değil. Hani çok seviyorsanız hani bir tane fazla adamla oynamak istiyorsanız veya Elementalist'in şampiyonları hoşunuza gidiyordur belki. O durumlarda tabii ki kasabilirsiniz ama oraya gidene kadar size benim yaptığım şeyi tavsiye ederim. Bulun böyle güzel şövalyeler, şunlar bunlar, az hasar yayın veya tanklar alın. Nasıl yaptım ben mesela başta Tristana ile gittim, ondan sonra Varus'a döndüm. Varus'tan tekrardan eşi bulunca eşe verdim. Hani ben eş bekliyorum deyip Varus almayabilirdim veya diğerlerine item vermeyebilirdim. Siz bu hatayı yapmamaya çalışın. Bu videoluk bu kadardı. Umuyorum beğenmişsinizdir. Öneri ve görüşleriniz varsa, istekleriniz varsa onları da önermeye çalışın. Elementalist çok çok kötü değil. O yüzden hani yapılabilir bir şeydi. Sonuçta hangi kompozisyona giderseniz bir elle tutulur yanı var. Sizin de istediğiniz şeyler varsa ama elle tutulur yanı varsa neden olmasın? Hani 9 kılıç ustası falan gibi uçuk şeyler olmasın tabii ama o tarz şeyler varsa beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.